Peki kalp hastalıklarında yaş faktörü var mı hocam? Yaş dediniz ya sonuçta. Yani yaş kalp hastalıklarında elbette ki önemlidir ama koronavirüs için ne diyoruz? 65 yaş üstü hastalar riskli diyoruz veya kronik hastalığı olan hastalar. Kalp hastalarında 65 yaş gibi bir sınır söz konusu değil. Hatta kalp hastalarında sınır ne yazık ki çok 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 aşağılara inmiş durumda. Net olarak bir sınır zaten ifade edilmese de normalde biz 30'lu yaşlarında kalp krizi görüyoruz. 20'li yaşlarda bile kalp krizi görüyoruz. Dolayısıyla yaşı özel olarak bahsetmek şu yaştakilerde kriz riski yüksektir, şu yaşlardakilerde düşüktür demekten ziyade biz diğer risk faktörlerini hesaba katarız. Yaşam tarzı nasıl hastamızın diyabeti, hipertansiyonu, kolesterolü ne durumda, ailede kaç kişide kalp hastalığı var. Bunları esas alarak bir gerekiyorsa tarama testi yaparız, gerekiyorsa başka testlere başvururuz. Sadece yaş üzerinden bir değerlendirme kardiyolojik kalp hastalıkları için özellikle kalp damar hastalıkları için çok bir kriter teşkil etmiyor ne yazık ki. Kalp damar hastalıklarında risk faktörleri nelerdir peki? Kalp damar hastalıklarında klasik risk faktörleri yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, erkeklerde ve bayanlarda belirli bir yaşın üzerinde olma. Bunlar klasik risk faktörleri. Ama işte risk faktörü dediğimiz şey diğer hastaların bu hastalığa hiç yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Az önce bahsettim. Diyabetik olmayan bir kişi kalp krizi geçirmez mi? Geçirir. Geçir. Yüksek tansiyon olmayan kişi geçirmez mi? Geçirir. Kolesterol olmayan kişi geçirmez mi? Geçirir. Yani veya sigara içmiyorum ama akciğer kanseri oldum diyor insanlar. Veya sigara içmiyorum ama kalp krizi geçirdim diyor. Bu elbette bir risk faktörü olduğunu söylediğimizde bunun olmadığı kişiler kalp krizi geçirmez anlamına gelmiyor ne yazık ki. Bunu bazen yanlış anlamalara yol açıyor. Onun için söylüyorum. Benim işte amcam hiç sigara içmedi, akciğer kanseri oldu. Falanca da çok içti, hiç kanser olmadı. Demek ki bu sigaranın kanserle bir ilişkisi yok gibi bir sonuç çıkarıyor insanlar. Böyle bir bilgi yok, böyle bir şey doğru da değil. Biz de bu risk faktörlerini söylüyoruz. İşte sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, aile öyküsü ve belli bir yaşın üzerinde olma. Bunların var olması bizim için ipucudur. Bu hastalara biraz daha iyi eğiliriz. Detaylı eğiliriz. Ama bunların olmadığı kişiler kalp krizi geçirmez veya bu riski taşımaz anlamına gelmiyor bu söylediğiniz şey. Onun için onun ayrımını iyi yapmak lazım. Evet. Yanlış mesaj vermiş olmayalım. Evet, tabii burada belirttiğiniz gibi aile öyküsü dediniz. Önemli olan bir faktör. Tabii belli bir yaş dediniz. Kadın erkek de peki fark ediyor mu hocam? Yani kadınların daha geç kalp hastalığına yakalandığını biliyoruz. Bu bir takım hormonların koruması neticesinde. Ama 65 yaşından sonra kabaca iki cinsiyette de hastalık oranları eşit hale geliyor.